Her yıl 24 Nisan'da aynı gerginliği yaşıyoruz. O sözde Ermeni soykırımı tartışmaları. İşte 24 Nisan tarihi yaklaşacak. Şurada sayılı günler kaldı. Amerika'daki tartışmalarda hız kazanmış durumda. Gözler Başkan Joe Biden üzerinde. Biden 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanır mı? Peki bunu yaparsa Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl etkilenir? Zaten durum malum. Türk-Amerikan Dernekler Kurulu eski başkanı Ergün Kırlıkovalı CNN Türkiye özel konuştu. Zaten bu andan sonra eğer başkan tanırsa etkilenmeyen Türk-Amerikalı veya Türk kalmayacak. Bu sözler Türk-Amerikan Dernekler Kurulu eski başkanı Ergün Kırklıkovalı'ya ait. CNN Türkiye konuşan Kırklıkovalı, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanması ihtimalini değerlendirdi. Amerikan Başkanı Türkiye'ye karşı bazı sorumlulukları var. NATO üyesidir, beraberce aynı ittifakta yer almaktadırlar ve başkan soykırımı tanımamaktadır. Kongre de tanımamaktadır. İşte zaten Amerikan dış politikası bunun üzerine kurulmuştur. Şimdi siz Ermeni lobisi olarak Kaliforniya eyaletinde veya Massachusetts eyaletinde bazı kararlar aldırıyorsunuz ama bu federal hükümetin ellerini kollarını bağlayan niteliktedir ve geçerliliği yoktur diyorduk. Şimdi bu tezimiz elimizden alınmış olur. Bu konularda aslında endişeye gerek yok ama hukuki savaşlara hazır olmak lazım. Kırklıkovalı Amerika'daki Ermeni diasporasının Türk-Amerikan toplumunu hedef aldığını söyledi. Ermeni tarafı çok yalan söylüyor. Çok belge üretiyor. Üretiyor diyorum. Araştırmıyor, üretiyor. Yani bunlar yalanı, iftirayı bir usul edinmişler. Bu usulde ustalaşmışlar. Kırklıkovalı Türk-Amerikan toplumunun iftiralara karşı hukukla mücadele ettiğini vurguladı. Biz tabii eğer biz dinlenirsek çok mantıklı olduğumuz görülüyor. Rakamlar orada, ortada, belgeler ortada. Ancak Ermeni tarafı bunu bildiği için sürekli algı yönetimine kaçıyorlar. Medyayı kullanıyorlar. Acıklı hikayeler, bir sürü yalanlar, rakamlar birbirini tutmuyor ama önemli değil. Çünkü onlar bir de dini dayanışmayı kullanıyorlar. Ermeniler Hristiyan, Türkler Müslüman. Öyleyse bu Hristiyan Müslüman eksenine oturtulmaya çalışıyor. Öyle olunca da Amerika'da çok destek buluyorlar. Türk-Amerikan toplum lideri Amerika'da yaşayan Türklerin siyasi arenada daha aktif olması gerektiğini savundu. Amerika'da 500.000'e yakın Türk-Amerikalı var. Bir o kadar da Türkiye-Amerikalılar var. Azerbaycanlı, Kazak, Üzbek filan. Bunları hepsini toplarsan 1.000.000'u geçiyoruz. Ancak işler yazmaya, çizmeye geldiği zaman 1.000 kişi bile zor buluyoruz. Ama bu arkadaşların, çocukları okula gidince, okulda Ermeni çocukları tarafından tacize uğrayınca, çocukları ağlayarak eve döndüğünde o zaman tutuşuyorlar. Aman Ergün Bey bir şeyler yap. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Yani bizim 500.000 Türk'ümüz burada her gün Türkiye'yi yaşıyor. Türk televizyonları, Türk kanalları, Türk dizileri. İyi güzel de Amerika'ya o zaman bir etkimiz olmuyor. Bunun değişmesi lazım. Kırklıkovalı Amerikan Başkanı Biden'ın soykırım ifadesini kullanması durumunda Türkiye-Amerikan ilişkilerinin darbe alacağının altını çizdi. Bu noktadan bence bir tık daha alta inebilir ama öyle çökme mökme gibi bir durum olmaz. Çünkü Türkiye dünyanın en önemli coğrafyasının üzerinde oturuyor. 3 kıtanın buluştuğu yer, bütün dinlerin, bütün enerjilerin olduğu, patladığı yer. Böyle bir kara delik Amerikan Başkanı, Amerikan dünya haritası içinde böyle bir kara delik görmek istemez. Hiçbir akıllı Amerikalı istemez.